Merhaba ben Ahmet Dönmez. Yeni bir sesli yazıyla karşınızdayım. Cemaat içeriden adım adım 15 Temmuz'a nasıl sürüklendi başlıklı yazı dizisinin 18. bölümünü paylaşıyorum. 18 Haziran 2021 tarihli bu bölümün başlığı Microsoft olayı 4 şeklinde. Her zaman olduğu gibi bir hatırlatmayla başlayacağım. Bu yazının orijinaline internet sitem ahmetdönmez.net üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca patreon.com'daki Ahmet Dönmez sayfasından da yazıya erişebiliyorsunuz. Keza bu videonun altındaki açıklama bölümünde de yazının linkini göreceksiniz. İsterseniz linki tıklayarak da yazıya doğrudan ulaşabilir ve okuyabilirsiniz. Minsoft olayı 4 başlıklı yazı şu şekilde. Bir önceki bölümde Microsoft'un ortaklarından Mehmet Sunguru tanıdık. 15 Temmuz'un cemaat ayağında karşımıza çıkan en önemli aktörler Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Harun Binişle olan yakınlıklarına ne cevap verdiğini de kendi ağzından dinledik. Gelelim Microsoft'ta ortak oluşuna. Gerçekten de iddia edildiği gibi Adil Öksüz'ün yönlendirmesiyle mi ortak olmuştu yoksa kendi ticari planları doğrultusunda mı savunma sektörüne girmişti? Cemaat içerisinde konuşulanlara göre Mehmet Sungur Adil Öksüz'ün kontrolünde bir iş adamıydı. Öksüz'ün Milsoft'ta gayri resmi ortaklığının bulunduğu ileri sürülüyor. Keza Fethullah Gülen'in 40 yıllık özel kalemi Cevdet Türk yolunun şirkette %10 gizli hissesinin olduğu da iddialar arasında. Daha önceki bölümlerde Milsoft'un batmak üzere olduğu dönemde cemaatin ilgili birimlerinde önemli bir gündem başlığı haline geldiğini yazmıştım. Burayı bizim arkadaşlar alabilirse çok iyi olur şeklinde istişareler yapıldığı, bir ara birçok kişinin sağdan soldan para bulup buradan hisse almayı düşünür hale geldiği ve Cevdet Türk Yolunun da tanıdığı iş adamlarına bu şirketi kaçırmayın, buradan hisse alın, ben aldım diye reklam yaptığı iddialarını da. İşte bu iddialara göre Mehmet Sungur da. Bu istişareler sonucunda Minsoft'a ortak edilmiş ve onun üzerinden Adil Öksüz de Cevdet Türk yolu da dolaylı olarak şirketin ortakları haline gelmişti. Sonrasında da Adil Öksüz'ün Minsoft'a ilgisini kesmediğini, Mehmet Sungur'un %50 hissesine karşılık emekli yarbay İsmail Başyiğit'te olan diğer %50 içinde temaslar yürüttüğünü, hatta bunun için cemaate yakın bir iş adamını Gel Microsoft'un geri kalan %50'sini de sen al diye teşvik ettiğini teyit etmiş durumdayım. Bunu bizzat muhatap iş adamının ağzından doğruladım. Bu arada Microsoft olayını başından itibaren yakından takip eden, cemaat içerisinde Gülen'e oldukça yakın üst düzey bir isim şunları söylüyor. Bu proje tamamen Adil Öksüz'ün projesi. Sungur'dan da önce Adil Öksüz ilgilendi orayla. Çok net, hiç tereddütsüz. Adil Hoca bu işi kovaladı. Geldi hocamızla istişare etti. Başından sonuna kadar o vardı. Mehmet Sungur ilk başta Milsoft'a girmek istemiyorum diyordu. Çünkü anlamadığı bir dünyaydı. Daha sonra bir şekilde ortak oldu. Ayrıca orada Adil Öksüz'ün de parasının olduğu net. Cevdet Bey'in parasının olduğu da net. Mehmet Sungur ise Adil Öksüz'ün kontrolünde bu ortaklığa girdiği iddialarını reddediyor bu noktaya tırnaklarıyla geldiğini vurgulayarak ticarette hep tek başına kendi gayretleriyle büyümüş biriyim. Samsun'da vergi rekortmeni olan Siemens'in distribütörlüğünü yapan değişik projelerde de yatırım olan bir iş adamıyım. Her işim %100 resmidir benim. Kayıt dışı hiçbir işlemim olmaz. Cumhurbaşkanı beni resepsiyonlara çağırıyordu. Devlet ihaleleri alıyordum. 17-25'ten sonra bile ifadelerini kullanıyor. Milsoft'un gündemine girmesinin nedeninin ise Mehmet Değerli olduğunu söylüyor. Sungur'un kendi anlatımlarından devam edelim. Bana İsmail Başyiğit'ten bahsetti. Bir proje var kaçırma dedi. Ben o aralar yeni bir sektör arayışına girmiştim. Ertesi gün Mehmet Değerli beni İsmail Bey ile tanıştırdı. Benim Çengelköy'deki ofisime geldiler. İsmail Bey entelektüel donanımı olan, bilgili, yurt dışı deneyimleri olan, Türkiye profilinin %300-500 üzerinde bir adamdı. Ondan etkilendim ve evet dedim. Anlaşıldığı üzere Mehmet değerli burada aracılık eden kişi. Hatırlayalım Mehmet değerli kimdi? Yazı dizisinin Gülen'in işaret ettiği o İbrahim kim başlıklı 3. bölümünde adı geçen iş adamı. Gülen Hulusi Kar'ın bir darbe hazırlığı içerisinde olduğunu Mehmet değerli'den öğrendiğini söylüyordu değerli, çok uzunca bir süre Gülen'e bu yönde bilgiler taşımıştı. İşte o değerli Milsoft'taki pazarlıkların da tam göbeğindeydi. Milsoft'un hakim ortağı Yalçın Çevikel ile Bankasya arasında temas yürüttüğü gibi Çevikel'in Milsoft'taki hisselerinin devredilmesi için de devredeydi. Bu çerçevede Çevikel'in Milsoft'taki ortağı İsmail Başyiğit ile de görüşmeler yapmıştı. Değerli sorularıma verdiği yazılı cevapta şöyle diyor. Yalçın Çevikel, Milsoft şirketi ile ilgili Eczacıbaşı Holding ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde şirket değerinin 65 milyon dolar olduğu ekspertiz raporlarıyla tespit edilmiş. Ancak Bankasya'nın farklı tutumları nedeniyle Eczacıbaşı bu işten vazgeçti. Ben de 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Ertan, emin değilim Ercan da olabilir, Ertan isimli birimci yani mahrem hizmetlerden biriyle bir arkadaş ile Milsoft'un satışı ile ilgili görüşme yaptım. İstanbul'da görüşmelere devam etmek üzere sözleşip ayrıldık. Yaklaşık 2 hafta sonra buluştuğumuzda kendisinin birimdeki görevinin bittiğini, başka bir arkadaşıyla bu meseleyi paylaştığını, satış sürecine devam edip etmeyeceğimizi sordu. Ben devam edebileceğimizi söyledim. Ertan yanımda Adil Öksüz'ü aradı. Adil Öksüz, iş adamı Mehmet Sungur'dan randevu alıp bizi randevu yer ve saatini verdi. 2011 yılının Ekim ya da Kasım ayında Yalçın Çevikel'in ortağı İsmail Başyiğit ile birlikte Mehmet Sungur'u ziyarete gittik. Yaklaşık bir saat süren toplantıdan sonra prensip olarak okeyleştiler. Daha önceki yazılarda yer verdiğim üzere Mehmet Değerli önce konuyu Fethullah Gülen'e götürüyor. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere gülen konuyu başka yerlere havale ediyor. Microsoft büyük bir savunma sanayii şirketi olduğu için konu mahrem birimlere paslanıyor. Adil Öksüz'le bağlantılı olan Ertan veya Ercan isimli bir mahrem imam bu işle görevlendiriliyor. Daha sonra Ertan aradan çıkıyor ve tamamen Adil Öksüz'ün yönettiği bir süreç başlıyor. Bu aşamada Öksüzle Mehmet değerli de bir araya geliyor. Öksüz de değerliği Mehmet Sungur'a yönlendiriyor. Mehmet değerli Adil Öksüz baştan sona Minsoft olayının içindedir. Fakat tamamen gayri resmi olarak diyor. Peki değerli ile Öksüz daha önceden birbirlerini tanıyor muydu? Elbette. Değerli babasından dolayı çocukluğundan itibaren cemaatteki üst düzeyi herkesin tanıdığı bir insan. Gülen'e en yakın halkalar içerisinde büyümüş biri. Adil Öksüz de üniversite mezuniyetinden beri yani 90'ların başından itibaren Fethullah Gülen'in mollaları arasında dolayısıyla birbirlerini defalarca görmüş görmüş konuşmuş insanlar. Yani ilk kez Microsoft olayı için bir araya gelmiş değiller. Eski bölümlerde de bahsettiğim üzere Mehmet değerli Microsoft için devreye girdiği dönemde maddi olarak batık bir iş adamı. Hiçbir yerde dikiş tutturamamış ciddi para zaafı olan ve bu yüzden babası tarafından bile dışlanmış biri. O süreçte tam bir arayış içerisinde hem farklı ilişkileri açık durumda hem de yoğun bir şekilde para ihtiyacı içerisinde. Zaten Yalçın Çevikel ve Milsoft için devreye girmesinin nedeninin de komisyon almak olduğunu gizlemiyor. Benim ulaştığım bazı bilgilere göre bu ortaklık karşılığında hem Sungur'dan hem de Başyiğit'ten kayıt dışı olarak yüzer bin TL almıştı. Fakat o daha fazlasını istiyordu. Bu kısmı üstü kapalı olarak geçse de böyle bir komisyon beklediğini saklamıyor. Kendisinden dinleyelim. Her iki tarafa da yani Mehmet Sungur'a da İsmail Başıyite de Yalçın Çevikeli ile aramızda yaptığımız sözleşmeden bahsettim. Eğer ortaklık anlaşması olursa miktarını söylediğim paranın Yalçın Çevikel'in borcuna mahsuben bana ödenmesi gerektiğini kendilerine ifade ettim. Daha önce 65 milyon dolar değer biçilen Milsoft şirketinin %50'si 12,5 milyon dolara 2,5 milyon doları peşin geri kalanı vadeli şekilde Mehmet Sungur tarafından satın alındı. Anlaşmış olduğumuz para neredeyse onda bir miktarı kadarıyla ödendi. Fakat geri kalanını ödemediler. Beni devreden çıkardılar ve haberdar etmeyip kendi aralarında ortaklık yaptılar. Değerli Mehmet Sungur içinde şöyle konuşuyor. Microsoft'un satışı ile alakalı meselede bana yalan konuşan, hakkım olan paranın çok azını ödeyen, kendisiyle Microsoft'un ilk satış görüşmesi randevusunun Adülox'suz tarafından alınmış olması münasebetiyle kafamda birçok soru işareti bırakan birisidir. Bu arada Mehmet Değeli de Adil dolaylı olarak bu şirkete ortak olduğunu öne sürüyor. Mehmet Sungur ise Mehmet Değeli'nin doğruları söylemediğini ifade ediyor. Yalanları daha ilk günden başlamıştı diyor. Bunu da şöyle anlatıyor. İsmail Bey'le ofisimizi ziyaret ettikleri ve bizim prensipte anlaştığımız günün ertesi günü Mehmet benim yanıma geldi. İsmail Bey arabaya bindikten sonra tutamadı kendini ağladı. Senden etkilenmiş. Türkiye'de böyle adamlar var mıymış diye ağladı dedi. Sonradan ben bunu İsmail Bey'e sordum. Çok şaşırdı ve böyle bir şey olmadığını söyledi. Maalesef Mehmet çok yalan söyleyebilen birisi. Sungur Adil Öksüz'ün yönlendirmesiyle şirkete ortak olduğu iddiaları içinse şunları dile getiriyor. Ben yazılımdan anlamıyordum. Alanım değildi. Ben bu şirketi nasıl yöneteceğim? Bir sürü yazılımcı ihtiyacım olacak dedim. Kaynak Holding'de Harun Biniş vardı. Oldukça iyi bir mühendis. Ona sordum. Böyle böyle bir iş var. Ne dersin dedim. O da ben bu firmayı biliyorum. Türkiye'nin SMMI 5 sertifikası olan tek firması. Havelsan bile 3 seviyesinde, Koç bile 3 seviyesinde ama Minsoft 5 seviyesinde dedi. Avrupa'da da bu sertifikayı alan ilk firma. Harun, bu çok değerli bir şirket, çok prestijli bir yer abi dedi. Korkumu attım, rahatladım o zaman. Bir de Adil Bey'e danıştım. Adil Bey de dedi ki, Mehmet Bey inceleyin eğer ticari olarak uygun olursa yapın işinize geliyorsa uygun görüyorsanız girin dedi. Olay bundan ibaret. Yoksa Adil Öksüz bu ortaklığın hiçbir yerinde yok. Ne resmi olarak ne de gayri resmi olarak. Ne Microsoft'ta ne de başka bir şirkette Adil Öksüz'le ne doğrudan ne de dolaylı bir ortaklığım yoktur. Cevdet Bey'in ortak olduğu söylentileri de kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Bunlar iftira asla ve kesinlikle cemaatte yapılan istişare kararları neticesinde ben Microsoft'ta ortak olmuş değilim. Böyle bir girişim, işlem ve gayri resmi anlaşma olmadı. Asla inandığım tüm kutsal değerler adına yemin edebilirim, mülane yapabilirim. İddia sahipleri de aynısını kabul edeceklerse, çocukları üzerine yemin edebileceklerse, Bankasya'dan aldığım kredilerin de hiçbir yerinde hizmet yoktur. Sungur, Adil kontrolünde veya cemaatin büyüttüğü bir iş adamı şeklindeki yakıştırmalardan rahatsız olduğunu ifade ediyor. Arkasından şunları ekliyor. Minsoft'ta kayyım atandıktan 2 gün sonra 25 Aralık 2015 günü Türkiye'den ayrıldım. Bir ay sonra bankasaya olan kredi borcumu ödedim. Kuveyt Türk hesabımdan 1 milyon dolar ve 2 milyon TL wire yaptım bankasaya. Keza Amerika'daki bir banka hesabımdan 500 bin dolar wire yaptım. Sorarım size kaç tane iş insanı kayyım atanmış şirketinin borcunu ödeme çabasında olur? Üstelik de hizmete ait veya hizmetin güdümünde olan bir şirket için hangi iş insanı yurt dışına çıkıp da maddi zorluklar yaşamaya başladıktan sonra varını yoğunu harcayarak kredisini öder? Ben 6 yıldır 200 bin dolar paramla idare ettim. O paraları ödemeyip kendime yurt dışında sermaye yapabilirdim. Ama yapmadım. Niye? Çünkü ben düzgün bir iş adamıyım ve bu şirket benim. Bu borç benim. Kendi şirketim için mücadele ediyorum. Alın terimi ve emeğimi kimsenin lekelemesine izin vermem. Sungur, Mehmet Değerli'nin Microsoft şirketinin %50'si 12,5 milyon dolara 2,5 milyon doları peşin, geri kalanı vadeli şekilde Mehmet Sungur tarafından satın alındı cümlesine de itiraz ederek bu bilgi doğru değil. 12,5 milyon TL ödenmiş sermayesinin yarısı şeklinde bir düzeltme yapıyor. Evet 18 Haziran 2021 tarihli Microsoft olayı 4 başlıklı yazı bu şekildeydi. Videoyu izlediğiniz için ya da sesli olarak dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yazı dizisinin bundan sonraki bölümlerinde görüşmek dileğiyle herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.